Yıldızların patladıktan sonra hayata dönmesi alışılmış bir durum değildir. Fakat bir şekilde süpernova patlamasından kurtulan bazı yıldızlar vardır. Bu tür zombi yıldızlar oldukça ender bulunur. Bilim insanları LP40 365 adında oldukça büyük bir yıldız buldu. Bu kısmen yanmış bir beyaz cüceydi. Önceden nükleer yakıt olarak kullandığı hidrojenin hepsini yakan yıldızlara beyaz cüce adı verilir. Bu örnekte ise nihai patlamanın normalden daha zayıf ya da yıldızın hepsini yok edecek kadar güçlü olmadığı düşünülmektedir. Sanki yıldız başarısız bir patlama girişiminde bulunmuş ve kısmi olarak hayatta kalmayı başarmış gibidir. Bu zombi yıldızlardan biri beyaz cüce olabileceği gibi patlamanın ardında bıraktığı kalıntılar da olabilir. Bu zombi diğer yıldızlardan beslenmeye devam etmiş ve yeniden patlamayı başarmıştır. Bir gün Ay'a gider ve oradaki ayak izlerini görürseniz bu orada yalnız olmadığınız anlamına gelmez. Ay'ın bir atmosferi olmadığı için buradaki ayak izleri ya da benzer izler milyonlarca yıl kalabilir. Çünkü burada güçlü rüzgarlar bir yana dursun, ayak izlerinin üstünü örtecek ufak esintiler bile yoktur. Uzay boşluğunda iki metal parçasını sadece ellerinizi kullanarak birbirine kaynatabilirsiniz. Aslında bu durum fiziksel güçle ilgili değildir. Çünkü yapmanız gereken tek şey iki metali birbirine dokundurmaktır. Atmosferdeki oksijen metalin yüzeyinde ince bir katman oluşturur. Oksijen burada bariyer rolü oynar. Ancak uzay boşluğunda oksijen olmadığı için aradaki bariyer de kalkmış olur. Uzaya giderseniz uzay mekiğinizin haricinde hiçbir yerde uzay elbisenizi çıkarmayın. Aksi halde akciğerleriniz ve vücudunuzun geri kalanında bulunan oksijen genleşir. Bir balon gibi şişer ve normal boyutlarınızın iki katına ulaşırsınız. İyi haberse cildinizin sizi bir arada tutmaya yetecek kadar esnek olmasıdır. Yani patlamazsınız. Uzayda çok dokunaklı bir film izleyip ağlamaya başlarsanız, gözyaşlarınız yanaklarınızdan akmak yerine gözlerinizin çevresinde toplanır. Gözleriniz kuruyacağı için yanma hissi başlar. Vücudunuzun dışarıda kalan kısımlarındaki tüm sıvılar buharlaşır. Buna dilinizin yüzeyi de dahildir. Konu yanmadan açılmışken bunun uzayda gerçekleşemeyeceğini belirtmeliyiz. Ateş sadece oksijen varken yayılabilir. Uzaydaysa oksijen yoktur. Uzay mekiğinizin içinde bir yangın çıkarsa sadece havalandırma sistemini kapatmak sorunu çözecektir. Yerçekimi az olan bir yerde yoğun duman ve eriyen eşyalar varsa durum biraz karmaşıklaşabilir. Dünyada kullandığımız sıradan köpüklü yangın söndürme tüpleri köpüğü rastgele dağıttıkları için işe yaramayacaktır. Araştırmacılar günümüzde yangınları ses dalgaları kullanarak söndüren bir sistem üzerinde çalışmaktadır. Sesin şiddeti ne kadar fazlaysa söndürebileceği yangının büyüklüğü de o kadar fazladır. Fakat bu ses çok yüksek frekanslı olabileceği için astronotlar sağır olabilir. Kara delikler, yoğun yer çekimleriyle maddeleri yutmak için uzay boşluğunda dolaşan cisimler değillerdir. Bir cisim kara deliğe çok fazla yaklaştığında, yani olay ufku adı verilen bölgeyi geçtiğinde kaybolur. Artık geri dönüş yoktur. Fakat kuantum fiziğine göre hiçbir şey veriyi tamamen yok edemez. Bu da bizi büyük bir paradoksa karşı karşıya bırakmaktadır. Stephen Hawking, kara deliklerin aslında olay ufku olmadığı teorisini ortaya attı. Belki de görünen ufukları vardır ve maddeyi sadece bir süreliğine hapsediyordur. Sonrasındaysa mahsur kalan enerji farklı bir biçimde kurtuluyor olabilir. Bir cisim kara deliğin içine girdiğinde şekli değişir ve tıpkı bir spagetti gibi uzar. Bunun sebebi yerçekimi gücünün cismi belli bir yöne doğru çekerken aynı anda diğer yönden sıkıştırmasıdır. Tıpkı spagetti paradoksunda olduğu gibi. Bu arada atom tanesi kadar küçük bir kara deliğin kütlesi büyük bir dağdan daha fazladır. Örneğin Samanyolu galaksisinde bulunan Sagittarius A'nın kütlesi milyarlarca güneş kadar fazladır. Fakat şansımıza bizden çok uzaktadır. Gezegenimizi çevreleyen ve saatteki hızları 28 bin kilometreyi bulan 23 binden fazla uzay çöpü vardır. Toplam sayıları ise 500 binden fazladır. Fakat bunların birçoğu misket büyüklüğünü geçmez. Uzay genel itibariyle doğal meteorit parçalarından ve gezegenimizde ürettiğimiz suni parçacıkların enkazlarından oluşur. Meteoritler güneşin yörüngesinde döner. İnsan yapımı kalıntıların çoğu ise gezegenimizin yörüngesindedir. Örneğin şimdiye dek dünyanın birçok yerinden uydu ve uzay mekiği gibi yaklaşık 9000 aracı uzaya gönderdik. Çok küçük parçacıklar bile böylesine yüksek hızlardayken uzay mekiğine zarar verebilir.
galaksileri, gezegenleri, kuyruklu yıldızları, asteroidleri, yıldızları ve gök cisimlerini uzayda görebiliriz. Fakat bunlar evrenin yalnızca %5'ini kaplar. Uzayın en büyük gizemlerinden biri karanlık maddedir. Evrenin göremediğimiz kısmını tanımlamak için bu ismi kullanırız. Üstelik karanlık maddenin evrenin %25'lik kısmını oluşturduğu düşünülmektedir. Geriye kalan %70'lik kısımsa karanlık enerjiden oluşur. Bilim insanları hala bu konuda fazla şey bilmese de evrenin artan genişlemesinin sebebinin karanlık enerji olduğunu düşünmektedir. Diğer yandan karanlık madde bu genişlemeyi yavaşlatır. Karanlık madde ne bizimle ne de kendisiyle bildiğimiz herhangi bir yolla etkileşime geçer. Geçmiş olsaydı karanlık madde galaksilerini, gezegenlerini ve diğer cisimlerini bulabilirdik. Gökbilimciler uzayda şimdiye kadar gördüğümüz en büyük deliği buldular. Bu milyarlarca ışık yılı çapındaki dev boşluktur. Üstelik bu şey kazara keşfedilmiştir. Araştırma takımından birinin canı sıkılmış ve soğuk nokta yönünde neler olduğunu kontrol etmek istemiştir. Bu normalde KMAP yani kozmik mikrodalga arka plandaki bir anomalidir. Soğuk dalga farklı yönlerden gezegenimize düşen ve evreni dolduran soluk bir parıltıdır. Bu parıltı büyük patlamayla ortaya çıkmıştır ve yaklaşık 14 milyar yıldır uzayda dolaşmaktadır. Fakat KMAP yerine beklenilenden çok daha soğuk ve büyük bir bölge keşfedilmiştir. Araştırma takımı radyo dalgalarını izlemeye başlamış fakat bu hacimde bir radyo dalgası bulamamışlardır. Yani buldukları şey galaksi ya da yıldız kümesi değildir. Ayrıca çok soğuk olduğu için karanlık madde ya da madde olamaz. Dev boşluk adı gibi bir boşluktur ve araştırmacılar yapısının karanlık enerjiden oluştuğunu düşünmektedir. Işık hala içinden geçebilmektedir. Bu uzayda bulduğumuz tek boşluk olmasa bile içlerinden en büyüğü olma özelliğine sahiptir. Bir yıldızın çevresi çok soğuk ya da çok sıcak değilse ve suyun sıvı halde var olması için elverişliyse yaşama uygundur. Dünyanın Plüton'un olduğu yerde bulunduğunu düşünelim. Burası güneşten çok uzak olduğu için okyanuslarımız ve atmosferimizin büyük bir kısmı donacaktır. Diğer yandan Dünyamız Merkür'ün yerinde bulunsaydı, bu sefer de Güneş'e çok yakın olacağı için gezegendeki suyun tamamı buharlaşırdı. Bu tür alanlara yaşanabilir bölge adı verilmektedir. Böylece gezegenlerin nerede bulunduğunu görebilir ve yüzeyinde yaşam ihtimali olup olmadığı varsayımında bulunabiliriz. Ancak Jüpiter'in uydularından biri olan Europa bu kuralı bozmaktadır. Burası yaşanabilir bölge dışında olmasına rağmen ısınabilmektedir. Bu ısının kaynağı doğrudan Güneş değildir. Onun yerine Jüpiter ve diğer uyduları Europa'ya enerji gönderir. Europa'nın şekli Jüpiter'in yörüngesinde hareket ederken değişir. Bu durumu Ay'ın gezegenimizde yol açtığı gelgit hareketleriyle okyanusları değiştirmesi gibi düşünebilirsiniz. Aynı durum katı bir maddede yaşandığında cisim basınca maruz kalır. Böylece cisme enerji pompalanmış olur. Bunu duvar tenisi oynamak gibi düşünebilirsiniz. Oyuna başlamadan önce topu birkaç kez duvara çarparak ısıtırsınız. Böylece topa her vurduğunuzda şeklinde değişim yaşanır. Europa'nın yüzeyi donmuş olmasına rağmen buzda çatlaklar vardır. Çatlakların arasından buzdaki sırtları görebilirsiniz. Sonrasında bu buz kütleleri hareket eder ve yeniden donar. Benzer bir durumu kış mevsiminde Kuzey Buz Denizi'nin üstünden uçakla geçerken görebilirsiniz. Bu yüzden Europa tamamen donmaz. Bilim insanları buzla kaplı yüzeyinin altında sıvı okyanuslar olabileceğini düşünmektedir. Bu durumun yaşandığı tek uydu Europa değildir. Jüpiter'in diğer uydularından olan Io'da bu gelgit kuvveti nedeniyle sıcaktır. Ayrıca Io'da sürekli olarak yanardağ patlamaları yaşanmaktadır. Bu yüzden gezegenleri ısıtan ve onlara enerji yükleyen şey yalnızca Güneş değildir. Birçok uzman evrenin günümüzden 3 ila 22 milyar yıl sonra sona ereceği konusunda hemfikir. Evren sürekli olarak genişlemektedir ve bu sıkıştırılmış halde olduğunu gösterir. Bir başlangıcı varsa muhtemelen bir sonu da olacaktır. Gerçi ben o zamanlarda buralarda olamayacağım. Popüler bir teoriye göre evrenin büyümesi yavaşlayacak ve akabinde yer çekimi evrenin küçülmesine yol açacak büyük bir güce dönüşecektir. Bu durum beraberinde kaosu getirecektir. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer cisimlerin hepsi hareket edecek, çarpışacak ve dolayısıyla birbirini yok edecektir. Bunu büyük patlamanın tersi olarak düşünebiliriz. Öyle iç karartıcı bir haber vermiş olsak da siz yine de hayata olumlu bakmaya devam edin.